Merhaba sevgili seyirciler. Efendim kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oktoyus'ta sizler için güzel bir balık buğulama hazırlamak istiyor sevgili seyirciler. Balık buğulamada içinde mantarı, patatesi, soğanı, sarımsağı, defne yaprağı ve içerisinde aynı zamanda sevgili seyirciler, zamanında hazırlamış olduğumuz hani kışlık hazırlıklar yapmıştık ya, o kışlık hazırlıklarımızdaki domates sosumuzdan koymak istiyorum. Kışın tabii biliyorsun malum domatesler sera domatesi olduğu için mümkün mertebe işte yapmış olduğumuz hazırlıklardan yararlanabiliriz. İster böyle konserve, isterseniz dondurucuya koymuş olduğumuz vardı ya kaselerde, onlardan da olabilir ya da plastik bardaklara koyduysanız yararlanabilirsiniz. Şimdi balık buğulamada neler var? Bir tane çupra Oktoyus'tan ne kadar şey yapmışsın, bir tane balık almışsın diyebilirsin. Efendim bu balık 720 gramlık bir tane çupra sevgili seyirciler. Balığı alırken dedim ki en büyük boyunu verir misiniz bana? 500 gramlık vardı, bu yetmez, daha büyük olsun. En son 720 gramlık da tamam dedik. Bir balık böyle güzel duble bir porsiyon çıkmasını istiyorum. Bir patates, bir soğan, 5 tane mantar, 3 tane yeşil biber, 2 diş sarımsak, 2 tane defne yaprağı sevgili seyirciler, yarım limon dilimleri, 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı da içerisine tane karabiber koyuyorum. Yoksa da hiç problem değil. Olursa güzel oluyor. Onun kendine has bir aroması var. Yerken böyle bir tane geliyor, bir tanesi bir patlıyor ağızda. Oo, hafiften yakıyor ama güzel bir de tat bırakmış oluyor sevgili seyirciler. Hem tereyağı hem zeytinyağı var balık buğulamamızda. Şimdi sevgili seyirciler, öncelikle sebzelerle başlıyorum. Alıyorum tencerenin içerisine. Neyi alıyorum? Patates, soğan, sarımsak, sevgili seyirciler, mantar. Hepsi alındı. Yalnız burası bana küçük, şöyle büyük ocakta olsun ki hızlı bir şekilde netice alabileyim. Biberleri de ekleyeceğim şimdi buranın içerisine. 3 tane biber. Bol sebzeli. Sevgili seyirciler, burası kaç kişiyi doyurur? Doğrusu şu an için ben de bir şey diyemiyorum. 720 gram balığımızın gramajı ne kadar fire verir? %40 fire verse, yani nereden baksanız bir 300 gram civarlarında bir balık mevcut. 100'er gramdan olsa 3 kişi sebzesiyle birlikte Allah bereket versin 4 kişiyi doyurur sevgili seyirciler. Ekonomiyi de düşünerekten söylüyorum ondan dolayı. Şimdi zeytinyağı ile sevgili seyirciler, güzel sebzeler, bakın görüyor musun şu güzelliğe bak ya Rabbi, ne güzel nimetler verdin bizlere, rengarenk. Bunlar sağlığımız açısından çok çok önemli sevgili seyirciler. Tane karabiberini de ekliyorum. Evet, tane karabiber, defne yaprağı, soğan, sarımsak, mantar, hepsi içinde. Hani henüz domates sosu vermedim. Domates olsaydı kabuğu soyulmuş, çok ince kıyılmış olması gerekiyordu sevgili seyirciler. Balık buğulamada farklı bir yöntem sergiliyorsa noktası diyebilirsiniz. Önce sebzeleri pişiriyorum. Fileto balığın canı nedir ki? Çabuk pişer. Ondan dolayı balığı az sonra fileto haline getireceğim sevgili seyirciler. Burada şöyle yüksek ateşte sebzeler 6-7 dakika soteleniyor. Sonra buranın üzerine ya bu tencerede ya da bir farklı bir kap seçmeyi planlıyorum. Onun dışına malzemelerini koyup ağırdan ağırdan kapağı kapalı şekilde lokum gibi olunca kadar limonunu balıkla birlikte veriyorum. Şimdi balığı fileto haline getireceğim. Yanında da kırmızı soğan ve yeşilliklerle bir kırma salata hazırlamak istiyorum. Sevgili seyirciler, fileto balığımızı güzel tahtanın üzerinde yıkadım. Tahtayı da aynı zamanda yıkamış oldum. Şöyle rampa yaptım ki suları güzelce aksın diye. Evet efendim, şimdi sebzelerimiz sevgili seyirciler sotelendi. Balığı kaça keseceğime karar vereceğim şimdi. 3'e kesmeyi planlıyorum burada. Şu akışına uygun şekilde sevgili seyirciler. Evet, gel bakalım canım şöyle. Balık sağlığımız açısından çok faydalı sevgili seyirciler. Özellikle fileto balıklar hem lezzetli oluyor
hem de doyurucu oluyor. Çünkü löp eti daha fazla olduğu için. Ama mevsim balıklarından mutlaka çocuklarımıza yedirelim. Fırında, buğulama, yağda, ne bileyim siz nasıl tercih ederseniz. Şimdi sebzelerimiz burada sevgili seyirciler zeytinyağında sotelendi. Zeytinyağında sotelendikten sonra şöyle güzel bir tane pişirme aparatı gördüm. Dedim ki şunu da güzel bir balık buğulama yapayım. Sevgili seyirciler şimdi balık buğulamamızda böyle bir tencereniz varsa olur, yoksa da problem yok. Normal herhangi bir tencerede, geniş bir tencerede pişirebilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi şuraya şöyle güzelce sebzeyi yaydım. Sebzeyi yaydıktan sonra sevgili seyirciler önce biraz sostan, biraz da balığın üstüne sostan vereceğim. Tamam. Mevsiminde hazırlamış olduğumuz orijinal efendim Oktay Usta'nın, Şef Oktay Usta'nın mutfağında hazırlanmış olan domates sostan veriyoruz. %100 doğal. Sevgili seyirciler, verdim. Birazını balığın üzerine de vereceğim. Yanlarına doğru. Şimdi burası tamam. Hemen balıkları alalım. Fileto balık sevgili seyirciler. Şöyle alayım. Allah'ım ne güzel nimetler verdin. Şükürler olsun ya Rabbi. Bu da şöyle. Evet. Hem lezzetli hem çok sağlıklı sevgili seyirciler. Ve şimdi bunun tereyağı üstte olacak. Nerede? Hatta şöyle. Limonun kabuğunu mutlaka soyuyoruz. Kabuğuyla koymayalım. Çünkü kabuğuyla koyduğunuz zaman limonun acısı çıkar balığa. Ondan dolayı söylüyorum. Dilimliyorum. Her balığın üstüne bir dilim limon gelecek. Sevgili seyirciler. Gel bakalım canım şöyle. Oh, aman ya Rabbi. Şu güzelliğe bak. Üzerine de hepsinin üzerine yetecek kadar kesmiş miyim? Bakalım. Sanki bir tane eksik. Şuradan biraz ondan, biraz da bundan alayım. Dengeleyeyim. Sevgili seyirciler. Defne yaprağı. Her bir şey içinde. Evet, biraz da domates sostan veriyorum. Sanat eseri gibi oldu sevgili seyirciler. Şu güzelliğe bakın. Sevgili seyirciler, tereyağını ve sosunu da koyduktan sonra son finalde tuzunu ekliyorum. Tuzdan sonra birazcık buraya su vermemiz gerekiyor sevgili seyirciler. Suyunu vereceğim ama bardak ölçüsüyle vermek istiyorum ki bir kafa karışıklığına sebep olmasın. Bakalım, bir bardak su. Evet, bir bardak su yeterli sevgili seyirciler. Su bardağı ile suyunu da verdim. Tuzunu, tereyağını, zeytinyağını hepsini verdik. Kapağını kapatıyoruz. Pişme süresi ortalama 20 ila 25 dakika. Çünkü sebzeler yarı kıvamda bir sotelendi ya sevgili seyirciler. Şimdi bir de balıkla demlenmiş olacak. Ben de hemen o sırada güzel bir kırma salata hazırlıyorum. Sevgili seyirciler, balığımızın kapağını açıyorum. Oo, çok güzel görünüyor. Efendim, şimdi buradaki püf noktasını verelim sevgili seyirciler. Kıvamını kontrol ediyoruz. Su oranı çok önemlidir burada. Ne çok az olacak, ne çok fazla olacak sevgili seyirciler. Şimdi şu andaki şu kaynama ile birlikte baktığınızda su fazla gibi durur. Çünkü neden fazla durur? Genelde insanı en çok yanıltan noktalardan bir tanesi alttan gelen güçle, enerjiyle su yukarıya doğru kalkar ve yukarıda çok ciddi bir kaynama görüntüsü sergiler. Halbuki öyle değildir alttan kaynama ile birlikte. Şimdi biz burada sosun kıvamını, suyunun kıvamına bakmamız lazım. Biraz yoğunlaşması lazım demek ki. Az da kapağı böyle 5 dakikada kapağı açık kaynatacağız ki sevgili seyirciler tam ne olacak biliyor musunuz? Tam bir lokum. Limonun yukarıdan vermiş olduğu aroma, tereyağı yayılmış, sebzelerle birlikte ve mevsiminde hazırlanmış
orijinal domates sos. Burada Şef Oktay Usta'nın kanalında sizlerle birlikte hazırlamıştık. Kış hazırlıkları diye. Şimdi gelelim hemen servis tabağımıza salatamızı sevgili seyirciler yağıyla limonuyla buluşturacağım. Limonunu sıkıyorum hemen direkt burada. Güzel şöyle limonunu sıkayım. Ondan sonra biraz da zeytinyağı vereceğim buraya. Sırf özellikle şey istedim burada. Kırmızı soğan, limon ve mevsim yeşillikleri. Güzel. Sakin ol, düşme orada. Elimde eldiven olduğu için rahat karıştırabiliyorum. Eldiven olmadığı takdirde tabii ki burayı dikkatli bir şekilde kaşıkla karıştırmakta fayda var sevgili seyirciler. Şimdi biraz şuraya salata. İki tarafa da salata alacağım ki diyetteyim. Oktay Usta formumu korumak istiyorum. Formumu koruyacak yemekler hazırlar mısın diyenler için de gelsin. Güzel lezzet severim Oktay Usta. Balığı çok seviyorum diyenler için de gelsin. Evet. Ortaya da balığı koyacağım sevgili seyirciler. Yanlarında salatası, ortasında da balığı olacak. Biraz daha şuraya vereyim ki şöyle dolu dolu olsun salata. Güzel. Evet efendim, şimdi balığımız ne durumda? Canım ne durumdasın? Ben hazırım diyor. Sen hazırsan ben hazırım diyor balığımız. Evet biz de hazırız. Evet sevgili seyirciler, şimdi burada 6 parça balık var. Bu da ne demektir? Öyleyse 3 kişiye çok rahat yetecek demektir. Heh, şimdi burada önemli bir püf noktası var. Çok özür dilerim. Bir tane küçük tabak almam lazım. Nereye koydum tabaklarımı? Heh, burada bak. Balığı sevgili seyirciler üzerinden önce bir alacağım. Neden böyle yapıyorsun Oktay Usta diyebilirsiniz. Önce sebzeyi servis edeceğimiz tabağa almamız gerekiyor ya. Ondan dolayı sevgili seyirciler. Bak şu kıvama bak. Aman yarabbi sebzeye bak sevgili seyirciler. Çok güzel. Şimdi sebzesi önce burada alt bölümde yer alacak. Sonra üzerinde balığı olacak. Tamam. Şimdi buradan sonra da ikisini de servis etmemişim. Çok özür dilerim. Bir tanesini servisini yapmışım, bir tanesini yapmamışım. Heyecan yaptım. Gel bakalım. Sen de gel canım. Evet. Salata ve sebzesiyle birlikte sevgili seyirciler hem de kıvamlanmış bir sebzesiyle balığımızın sunumunu yapmak üzereyim. Hem salata var, hem sebze var, hem beyaz et var. Daha ne olsun? Hafiflik daha bundan ötesi olmaz sevgili seyirciler. En hafif olabilecek bir güzel ana yemek hazırladım sizler için. Sizlerden çünkü çok yoğun istek geliyordu. Oktay Usta böyle hafif lezzetlerde hazırlar mısın diye. Sizlerden gelen tüm isteklere elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, şimdi balığımızın üzerine maydanoz koymak istiyorum. Şuradan hemen saksıdaki yetiştirdiğim maydanozlardan da alayım. İster doğrayabilirsiniz, isterseniz böyle yapraklarından koyabilirsiniz. Bir de sudan geçiriyorum. Ve üzerine artık son olarak birer ikişer dal maydanoz koyacağız. Ve balığımız servise hazır hale gelmiş oldu sevgili seyirciler. Şu ana kadar kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Bildirim zilini açın ki size özel lezzetler aşçınız Oktay Usta hazırlamaya devam edecek efendim. Sağlıklı bir lezzet, sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlık kalın efendim.